Efendim ekranların en dost, en arkadaş, en kardeş canlısı ve yanlısı yarışma programı Bence Bilir Sence'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de stüdyomuzda çok kıymetli misafirlerimiz var. İki kardeşle yarışacağız bugün. Ben hem sizin için hem de bizler için bir tanımak istiyorum yarışmacılarımızı ve hemen sözü bana göre sağ tarafta bulunan Elif Hanım'a vermek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Elif Bedel, Ankara'dan katılıyorum. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden yeni mezun oldum. Hı-hı. Şu an KPSS iş beklentilerimiz var, onları bekliyorum. Evet, yarışmacı kardeşinize başarılar, kardeşsiniz çünkü evet, ablasısınız siz evet, galiba. Evet, abla benim. Başarı dilekleriniz de vardır muhtemelen. Evet, birbirimize sıkı bir rakip olacağız bakalım. İnşallah, onu umuyor ve diliyoruz. Ve hemen kardeş Merve Beder'e sözü bırakıyoruz ve sizi tanıyalım, hoş geldiniz. Adım Merve Beder, Gazi Üniversitesi Grafik Tasarım mezunuyum, Hacettepe Güzel Sanatlar öğrencisiyim. Ablamla birlikte yarışmaya geldim. Başarılar diliyordum. Siz de bu arada CV'nize yazarken, yarışma formuna yazarken demişsiniz ki benim için yarışmak, kazanmak ya da kazanmamak önemli değil. Evet. Bir televizyonda çalışmak isterim. O televizyonda çalışmanın ön bir başlangıcı olmuş olsun bu. Kendimi ekranda görmek istiyorum demişsiniz. Evet. Doğru mu? Aynı şekilde. Peki bunu da artık kanal yetkilileri görür, değerlendirirse sizin de bu hayaliniz gerçek olmuş olabilir. İnşallah. Siz de demişsiniz ki benim için önemli olan kazanmak, yarışma umurumda değil. Her türlü kazanmak istiyorum dememişsiniz tabii ki ama ilk defa yarışmaya katıldığınızı belirtmişsiniz. Evet. Daha doğrusu ilk defa bir televizyonda, ekranda olacağınızı belirtmişsiniz. Doğru mu? Evet, doğru. Umarım sizin için iyi bir tecrübe olur. Umarım öyle olur. Sizin için de. Daha önce hiç yarışma programına ya da televizyon programına konuşmadınız. Yok, hayır, katılmadım. Aynı durumdayız. Ne güzel. Evet. Pekala. Şimdi arkadaşlar isterseniz ben hem sizin için tekrar olmuş olsun hem de bizle bugün yeni tanış olmuş olan dostlarımız için format hakkında kısaca bilgi vereyim. Onar soru yönelteceğiz yarışmacılarımıza. Soruyu sorduktan sonra cevabı almadan rakibinden o soru için kaç puan vermesi gerektiğini soracağız ve öğreneceğiz. 1 ile 10 arasındaki rakamlarınızı bir kere kullanabiliyorsunuz. Sadece soruları doğru cevaplamak yetmez. Aynı zamanda rakibinize doğru puanlar vermeniz de çok büyük önem taşıyor. Stratejik yarışmanızı istirham ediyoruz sizlerden. Ve hazırsanız, anlaşıldı değil mi efendim bu format? Evet. Başlayalım istiyoruz. Başlayalım. Ve ablayla başlıyoruz. Elif Hanım'ın ilk sorusu gelsin. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aile fertleri için kullanılan ifade nedir? Sorusu bir ilahiyatçıya. İlk soruyu. Bence bilir sence tahmini kardeşi grafikere geldi. Bilemez. Bilemez mi? Evet. Bilmiyorum, emin olamadım ama İlahiyat bilemez. İlahiyat okuduğumu belirtmek istiyorum biraz size. Biraz yüzümde tereddüt Belki görünce. Belki kardeşinizi burada tanıyorsunuzdur. Heyecanlı olduğumu tanıyorum. Evet, yani ilk sorudan bilemeyeceğini düşünüyorum. Öyle mi? Yani. Ben yine de derim ki çok risk alarak yüksek bir puan kullanmayın. Yok, bir ilahiyatçıya sorulmuş soru olduğunu da göz önünde bulundurarak 1 ile 10 arasında tertemiz bir sayfa var. 2. 2. Çok güzel bir başlangıç oldu. Bilemez dedi. Bu bir temenni miydi bilmiyorum. Umarım bilemez miydi söyledi. Bence. Yoksa gerçekten de bu soruyu bilemez bilmiyor miydi bilmiyorum. Bilmiyor gibi konuşuyor. Beni tespit etti. Aslında bilebilirim ama şu an heyecandan hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani. Ablam çok heyecanlı bir yapısı var. Memleketiniz, siz bu arada düşünür müsünüz? Memleketiniz neresiydi? Nevşehir. Nevşehir'siniz. Ablanız da Nevşehirli mi? Evet. Ne güzel. Yani çok heyecanla şu an sorsanız farklı diyebilirim ama. Peki aynı üniversiteyi mi okudunuz? Yok, hayır. Siz nerede okudunuz? Ben Gazi Üniversitesi'nden mezunum. Ablanız, ona sormuyorum ki rahat etsin. Ankara Üniversitesi'nden mezunum. Ne güzel. Evet. Yeterli mi bu süre? Umarım. Alalım cevabınızı. Evet. Doğru cevapla başladı. Demek ki biraz düşünme zamanı yeterli olacakmış. Evet. Heyecanınızı yendiniz mi? Biraz. Artı 2 ile başlamış oldunuz, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ablanıza bir 2 puan hediye etmiş oldunuz bu arada. Evet. Bilemez tahmininizde daha yüksek bir rakam verseydiniz çok sıkıntılı olabilirdi. Ben doğru bir tercih yapmışsınız evet, 2 puanla. Evet, doğru oldu. Bakalım muadil soru neymiş? Ehl-i Beyt'in kelime anlamı nedir? Az önceki sorunun evet. Cevabının anlamını soruyoruz. Bence bilir. Arapça ile ilgisi olmadığı için bilemeyeceğimi Bilemez. Düşünüyorum ama gene de çok yüksek bir puan vermek istemiyorum. 5 diyelim. 5. Evet. 5. Oldukça acımasız bir evet. Abla puanı. Allah razı olsun. Tanınmış bir kişinin çevresi, ashab,
şeklinde. Bir toparlayın siz zihninizi bu arada. Siz de Nevşehirliymişsiniz öyle mi? Evet, ben de Nevşehirliyim. Büyük tevafuk. Müzik dinlemeyi çok sever misiniz? Yeni yerler görmek ve gezmek, kitap okumak. Evet. Fobileriniz arasındayken, fobileriniz arasında kız kardeşinizden kısa boylu olmanız varmış. Genelde. Bundan niye korkuyorsunuz acaba? Kısa, yani aramızda bir yaş var. O yüzden kimin abla olduğu çok olarak güzel, anlaşılmıyor. Çok büyük avantaj olsun. Yani öyle de genelde onu abla zannediyorlar. O da bozuluyor. Ben de abla olduğumu bazen hissetmek istiyorum. Tabii bu fobi değil, ben işin şakası. Olay anında heyecanlanınca titrer misiniz? Evet. Umarım bu programda titremezsiniz. Suda boğulmak ve karanlıkta bağıramamak. Evet. Gerçekten de hemen hemen her canlının, insan varlığının suda boğulmak üzere bir fobisi zaten vardır. Allah göstermesin, zor. Karanlıkta bağıramadığınız bir an oldu mu? Aslında olmadı ama hep bunu... Olmasından korkuyorum. Belki hırsız korkusu. Belki vesaire. Çok fazla bağırırsın ama o anın tepkisini bilmiyorsunuz. Evet. Yani. Normalde sesim çok çıkar ama o an bağırmaktan korkuyorum. Bir deneme yapın bence. Karanlıkta bir bağırın. Bu süre yeter galiba. Evet yeter de yani aynı cevabı söyleyeyim ben. Yani hazır mısınız? Evet. Hazır. Alalım cevabınızı. Tanınmış bir kişinin çevresi. Maalesef ev halkı demiş olsaydınız... Basit bir cevabı vardı. Ablanızın sizin için düşünmüş olduğu -5 hayali +5'e dönüşecek. İyi bir avantaja kalacaktınız. Ama -5 ile başlamış oldunuz. Evet. Hayırlı olsun yeni puanınız. Teşekkürler. Bakalım şimdi durum ne olacak? İkinci sorular gelsin. Finlandiya vatandaşlarına Fin mi, Filamin mi denir? Şıklı bir soru diyebilirsiniz buna. Yani... Fin mi denir, Filamin mi denir? Bence bilir. Bilemese de doğru bence tercih de yapabilir. Bilir. Bence de bilir. Ona göre lütfen stratejik bir puan istiyoruz. Bir. Bir bir kenarda dursa mı? Ama siz bilirsiniz. Şu anda geridesiniz. Dört olsun hadi. Dörtte çok mu gibi sanki? Ben yanlış yönlendiriyorum. Bir demiştim. Tamam dört olsun ya. Dört mü? Olsun. Üç de var kullanabilirsiniz. Ben sonrakilerde hani yüksek verip düşüreceğim diye düşünüyorum ama. Dört diyoruz. Dört diyelim. Risk bilirse olsun. -4 olacak. Ya +4 olacak onun için. Tamam 3 olacak. Sizin mi kıracağım? Acaba 8 mi versiniz? Sanki ben 8 gibi değil. Bu kadar. 1, 3, 4. 3 olsun ya. Tamam sizi kırmak istemiyorum. Bu pazarlığı takip etmeniz hiç hoş olmadı. Keşke soruya konsantre olsaydınız. Evet. Eğer bunun yanlış cevabını cevabı... ilk görür görmez aklıma geldi. Geldi zaten diyorsun. İnşallah doğrudur. O zaman 1 mi verseydiniz? Artık verdiniz. Yok 3'te karar değil. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabınızı. Fin. Ben Fin olarak biliyorum. Doğru cevap Fin. İyi ki de 3 vermişsiniz. Evet. 4 de verebilirdiniz. Ama 1 verseydiniz sunucu sizi yanlış yönlendirmeseydi de diyor olabilirsiniz. Umarım pişman olmazsınız bu 3'ü kullandığınız için. Ama 1 bir kenarda dursun. Çok kolay sorular geliyor bazen. Tamam. O kolay sorularda 1 vermeniz çok iyi olur. Henüz hiçbir şey için zaten geç değil. Henüz başındayız. Ama durum şu anda söylemeyeceğim. Eşit gibi görünüyor. Sizin sorunuzu da aldıktan sonra söyleyelim. Gelsin ikinci soru Merve Hanım. Hindistan vatandaşlarına Hintli mi denir, Hint mi denir? Sorusu da kardeşiniz Merve'nin. Merve bunu bilir bence. Evet bilir. Ben de aynı puana karşılık mı versem? 2 verelim. 2 verdim. Yönlendiriyor muyum ben? Yok. 2. Zaten biraz kıyas yapıyoruz burada. 2 puan verdi ablanız. Umarım doğru cevaplarsınız. Ve o doğru sesi çok tatlı bir ses, onu duyarsınız diyor muyuz? Hintli. Hazır mısınız? Evet. Cevabınızı alalım. Hintli. Maalesef Hint demiş olsaydınız +2 olacaktı. Reji Hint. Son derece ciddi. Benim çok ciddi olduğum söylenmez. Ama reji hiç acımasızca o sesi size dinletti ve -2 puan ablanızdan size hediye edildi. Duruma bakarsam ben ki bakmalıyım, Merve'nin artık bir kendine gelmesi lazım. -7'de yarışmayı devam ettirirken ablacığı +5'te. 5'te yani. Nedir durum sence? Bilmiyorum, daha zor sorular var. Onlar da bence düzelir sence. Alasya olabilir. Evet, bence düzelir. Henüz daha yolun başındayız. Siz de gayet iyi gidiyorsunuz. Tebrik ediyoruz sizi. Umarım öyle devam eder. Gelsin yeni sorumuz. Mekke'den hicret eden kimselere verilen ad nedir? Bence %1000 bilir. Bence de bilir. Yani Merve Hanım, 1 puan
sanki eğer çok bilir diye eminseniz şimdi kullanabilirsiniz ama kararsız. Şöyle bakışlarını yakalayın. Bak, çok ona iyi baktınız istihdam. İnsan bazen kardeşini tanıyamıyor. Şaşırtabilirim. Bu tür ortamlar farklı yönleri de tanınmasını sağlayabiliyor. Lütfen dikkatlice bakın. Bilir mi bilmez mi yüzünde yazıyor. Bilmeme ihtimali yok da. Belki heyecanla aklına gelmemiş olabilir. Ama bir puan olsun. Bir puan çok stratejik. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabınızı. Muhacir. Doğru cevap muhacir. Zaten bileceğini tahmin ettiğimiz bir soruydu. Muadil sorumuz gelsin vakit kaybetmeden. Arada konuşurken Allah muhafaza cevabı verebiliyoruz bazen. Gelsin. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve muhacirlere yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir muadili sorusu sizin. Bence bilir ablası. Yani bizden biraz kopya almış olabilir benim sorumdan. Ben de bileceğini düşünüyorum. Kopya derken yani şöyle o kelime İlişkili geçmedi. İlişkili olduğu için. Tabii. Nokta nokta ve muhacir denir. Evet. Değil mi? Kardeşliği denir. Bir. Yani şu an en düşük puanımız bir. Öyle de. Görünüyor. Bir verelim. Hazır mısınız bir puan almaya? Değilim. Ben kesin burada çok düşük alacağımı düşünüyorum. Sahabe diyeceğim ama... Hazır yani. Mısınız? Hazırım. Cevabınızı alalım. Sahabe. Sahabe. Ablası o mu verseydin? Ben keşke verseydim. Bunu hak ettiğin gibi sanki bir soru. Ben burada çok şey kaldım. Ensar demiş olsaydınız. Muhacir Ensar hep birlikte anılan kardeşlik örneklemesinde hep beraberce anılan Ensar Muhacir kardeşliği diye anılan iki kelime. Muhacirden sonra açıkçası ben de az önce söylediğiniz gibi hemen aklımda düşünebileceğini düşünmüştüm ama düşmedi. Çok şanslısınız. Evet. Bir puan aldınız eksi. 6 puan da Elif Hanım. Eksi 8 puan da Merve Hanım. Hiçbir şey için geç değil. Evet. Lütfen sakince soruya konsantre olalım. Heyecan var mı? Yani biraz. Heyecan var mı? Biraz azaldı. Sizin azalmış gibi. Sizin heyecan? Azaldı yani. Çok o, doğru sesini biraz verebilir miyiz boşlukta? Bir alalım. Belki heyecan. Bak. Evet olabilir. Şu anda bu sesler sizin mutlu için çalıyor yapayım. Merve Hanım. Teşekkürler. Evet motivasyon tamam. Ve bakalım yeni sorularda durum ne olacak? Gelsin Elif Hanım'ın yeni sorusu. Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının anlatıldığı hikayelerden oluşan eser nedir? Bence bilir. Bence bilemez. Bilemez. Peki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. 6 puan verdi. Biliyor musun? Kötü bir yerden vurulacağız galiba tarih bilgim. Keşke onu verseydi. Keşke onu verseydi. Sağlam değil ama bakalım. Evet hazırsanız cevabınızı alalım. Hazırım. Buyurun. Kutatkı bilik diyorum ama doğru cevap olduğunu düşünüyorum. Evet doğru düşünmüşsünüz. Dede Korkut hikayeleri demiş olsaydınız 6 size artı olarak yazılacaktı. Ama Merve Hanım bence hem risk almadı hem de çok doğru bir puan kullanmış oldu. Eğer bilmiş olsaydınız da ciddi bir fark olmayacaktı. Doğru bir strateji. Tebrik ediyorum sizi. Ve durumu biraz daha eşitlemeye doğru götürmüş oldu. Ama şimdiki sorunuza doğru cevap verirseniz daha iyi bir durum olabilir sonuç. Gelsin muadil sorumuz. Ebu'l-Hayr Rumi'nin Cem Sultan'ın isteğiyle derlediği Sarı Saltuk Menakip Namesi nedir sorusu Elif Hanım. Değil tabii ki muadil soru olduğu için Merve Hanım. Ben soruyu öyle konsantre olmuşum ki kime sordum o fark etmedim. Bence bilir sence? Bence bilemez. Bilir gibi de bakıyor ama. Şu an en büyük kozumu oynayacağımı düşünüyorum. Ciddi misin? Bilir gibi de bakıyor ablası yani çok riske girmesem. Hiç inanmıyorum şu an bilebileceğine. 10 diyeceksin o zaman. Evet belli 10 oldu diyeceğim acımasız. 10 puan veriyor size. Bilirsiniz reji de 20 puan verecek. Dolayısıyla 30 puan alıp yarışma galibi ilan edecek sizi galiba. Rejiyi de kırmak istemiyorum ama ve doğru cevap vermek istemiyorum. Yok bilgim yok bu konuda. Biraz düşünme fırsatı verelim mi yoksa acı gerçekle tanışalım mı? Valla vermeyin cidden hiç bilgim yok. Alalım cevabımızı o zaman. Bilmiyorum. Yani cevabım yok maalesef. Eksi olalım. Süre bitti. O süre içerisinde siz halbuki sorunun da içinde geçtiği gibi Saltukname demiş olsaydınız 10 puan nasıl bir şey olurdu biliyor musunuz? Oo, çok acımasız.
aynı acımasızlığı sizden bekliyoruz. Evet. Ve Elif Hanım'ın sorusunu soruyoruz. Evet. Hazır mısınız? Sıra bende, hazırım. Gelsin efendim. Toplamanın etkisiz elemanı nedir? Yani burada eksi 18 olsa da versek diyeceğimiz bir durum. En düşük puanımız hangisiyse onu verelim. İşte en düşük puanımız da işin kötü tarafı 4. Yapacak bir şey yok. Ablaya bir 4 puan buradan hediye edilecek gibi geliyor, evet, bana. Bence bilir. Bence de bilir. Bence de bilsin. Yani sayısal da. Matematiğim çok iyi ama heyecanla yanlış cevap veriyormuşum. Allah muhafaza. Hele ki KPSS'ye hazırlanıyorsunuz. Hele ki atama, evet, beklediğiniz zamanları yaşıyorsunuz. Evet. Lütfen bu soruyu doğru cevaplamanızı milletçe istiyoruz. Hazırsak gelsin. Sıfır. Doğru cevap 0. Ve milletçe sevindik buna doğru cevap vermenize. Merve hiç sevinmedi çünkü 4 puan vermek zorunda kaldı, kaldı size. Gönlü çok istiyordu eksilerde verilebilse, yani, bir puan size vermek. Ama tabii olmuyor. Daha önce 1, 2, 3'ü kullanmıştı hoyratça. Ve 4 kalmıştı elinde en düşük, onu verdi. Siz de artanize yazdırdınız. Gelsin yeni sorumuz Merve Hanım'ın. Çakmanın etkisiz elemanı nedir? Sorusu da sizin. Bence bilir. Bence de bilir. Şu an aynı siz zor duruma... Siz de en duruma... düşük 3 verebilirsiniz. Yine ben biraz daha karlıymışım. Evet. 3 evet, biliyorum. Nedir durum? Kolay. Yani şu an pek neyse, bir etkisi olmayacak. Sizin adınıza ama... sevindiğimiz bir soru geldi. Hazırsanız cevabınızı alalım. 1. Doğru cevap 1. Ve kendisine 3 puan kazandırdı. Evet. Güzel bir artı 3 oldu bu. Zaten bileceğinizi tahmin ettiği bir soruydu bu. Ve siz de ablanızı yanıltmadınız, şaşırtmadınız ve doğru cevapladınız. Hoşuna gitmese de size bir 3 puan ikram etmiş oldu ablanız. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Gelsin. Fatih Sultan Mehmet kaçıncı Mehmet'tir? Ablası. Bence bilir. Bence bilemez. Bilemez mi? Evet. Tarihle pek alakası yok. Benim de yok gerçi ama. 5, 7, 8, 9, 10. 5 olsun ama ya. Yine de. Çok iyi fikir. Bence çok iyi fikir. Çünkü bu soru bilemez diye tahmin ettiğiniz gibi çıkmadı bence. Ama bilemezse de eksi 5 gayet iyidir. Bilirse de helale hoş olsundur bu 5. Hazır mısınız? Alalım cevabınızı. 5. Mehmet. Beşinci mi? Siz zannedersem puanı fazla etkisinde kalarak bu soruyu cevapladınız. Beş veriyorsa beşinci Mehmet'tir o falan gibi bir şey oldu. Evet. Keşke iki vermiş olsaydı da siz ikinci Mehmet demiş olsaydınız. İşte tarih bilgimiz zayıf olduğundan ötürü. Demiştim. Çok iyi tahmin ediyorum. Keşke daha yüksek ben niye yanlış yönlendirdim? Zaten ondan dolayı şu anda geridesiniz. Yanlış yönlendirdiğim için özür diliyorum ve muadil soruyu size yöneltiyorum. Lütfen doğru cevaplayın, gelsin. Çelebi Mehmet kaçıncı Mehmet'tir? Bence bilir. Bence bilemez. Bence bilir. Bilemez. Bence bilir. Bilebileceğini düşünmüyorum. Peki 4, 6, 7, 8, 9. 7 diyelim. 7 puan. Geçen seferki gibi sonra 10 puanı kullanmadığınız için. Merve Hanım bunu bilirseniz kanal sizi işe alacakmış. Çok memnun kalırım. Üstüne bir de 7 puan. Reji de bir 17 verirse hiç fena puan değil, karlı çıkarsınız. Ama bu soruyu cevaplayarak 1000 TL'yi kazanmış olamazsınız, bu da var. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabınızı. 1. Mehmet. Vallahi kanal adına büyük konuştum yani, şu anda ne yapacağım bilemedim. İstediğiniz gibi çevirmezsiniz. Ablasının gazına geldim. Ya ablası bilemez dedi çünkü bana. Ablası 7 puan artı oldu, ne olacak? Ben üstüne soğuk su içeceğim biraz. Var, hizmetimiz soğuk olarak size takdim edilmiş olmalı. Suyunuz var değil mi? Evet var. Bence için ben de bir yudum alayım. Fena olmadı, hatta harika oldu. Evet. 7 puan. Gelsin yeni soru. Keçinin erkeğine ne ad verilir? Keşke bu soruyu geçmiş programlarda yarışmamıza katılan ve bayan bir sunucu sunsaydı keşke bu programı diyen hanımefendiye sormuş olsaydık.
Niye öyle bir şey söyledim açıkçası çok bilmiyorum ama ısrarla bir bayan sunsa bu programı diye talebe olmuştu bize. Sizin öyle bir talebiniz varsa şimdi söyleyeyim çünkü puanlara yansıyor bunlar. Yok. Yok peki ne güzel doğru yarışmacı doğru bakış. Evet keçinin erkeğine ne ad verilir sorusu ablanıza sorulmuş bir soru. Bilir. Hayvanlarla arası iyi midir? Yani bunu bilemeyeceğini düşünmüyorum da. Siz biliyor musunuz? Evet. Ablası da çok bilir bakıyor açıkçası. Bence de bilir gibi geldi. Bilmiyorsa dışarıdan anlamış. Evet. Belki köy hayatına biraz daha yakın olmamızdan kaynaklanmış. Öyle mi? Uzun süre köyde mi yaşadınız? Şu anda köyde mi yaşamaktasınız? Yok büyüklerimiz var. Hani gidip geliyoruz. Gidip geliyoruz. Evet. Bolca keçinin erkeğini orada görüyoruz diyorsunuz. Görmesek de ismen biliyoruz. Biliyoruz. Hazır mısınız? Evet. Aa, dur. Bir dakika. Puan. 7-8-9-10. Endüşü bile yedi mi? Endüşü bile yedi işte. Ama yedi hayatta nelerle karşısında şu 7 puan verdi size. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabınızı. Oğlak. Keşke 17 vermiş olsaydınız. Ben de bilir diye tahmin ediyordum. Tekeyi bilemedim. Evet. Evet. Yavrusuna oğlak denmez mi onun? O keçinin yavrusuna oğlak denir diyebilirim ben. Ben erkek diye direkt onu düşündüm aslında ama yanlış biliyormuş. Siz oğlandan oğlak diye düşünmüşsünüz galiba. O da doğru bir gidişat olmadı. 7 puanı hayıflanıyordu kardeşiniz. -7 evet. Olunca nasıl mutlu oldu biliyor musunuz? Evet. Oo, ne olacak? Durumda şu anda zaten neredeyse eşit. Hatta öne geçebilir. Daha bir soru avantajınız var. Bilirseniz öne geçeceksiniz. Evet. Gelsin muadil soru. Dişi geyiğe ne ad verilir? Harika bir soru. Bence de. Kesin bilir. Bence bilir. Bence bilemez. Bilemez mi? Köyde hiç geyik görmüş müdür? Yok, bizim orada geyik yok. Sizin köyünüz neresi bu arada? Nevşehir'in. Ben onu sormuştum, niye tekrar sordum? Demek ki yarışmanın devamında devreler karışmış. Geyik görmemiştir diyorsunuz. Peki, geyik görmemiş kardeşinle hangi puan verilir acaba? 8 verelim. 8 mi verilir? Evet. Adettendir bir 8 puan geyik görmemiş kardeşi verilirmiş ülkemizde. Bilirseniz artı 8 olur. Yalnız bu soruyu bilemezseniz kanal başvurunuzu değerlendirmeyeceğini şu anda bildiriyor falan. Evet hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabınızı. C'den diyeceğim. Maral olacaktı maral. Ve şarkılarda çok... Sözlerde, şiirlerde çok çok kullanılır ve söylenir ve dillendirilir. Şahane de bir kelime duyuşu vardır aslında maral. Öyle değil mi kelime olarak? Belki oradan duymuş, aklında kalmış olabilir diye düşünüyordum ama. Düşünmüyordum. -8 aldı. -8 olabilirdi. Neredeyse puan eşit dediğimizde az önce 8-8. -8-8'di. Merve Hanım bilemeyip 8 puan aldı. Ne çok 8 oldu. -16'da devam etmekti yarışmaya. Olsun. Olur. Bu tür şeyler başımıza gelebilir. Efendim yeni sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Bakalım sorumuz neymiş? Harvard Bologna. Hangisi Avrupa'da kurulan en eski üniversitedir? Şimdi bu soruda şunu hatırlatayım. Bu sorunun cevabı şıklı bir soru bu. Ya Harvard ya Bologna olacak. Dolayısıyla bu sorunun cevabını bilmese de bir tahmin hakkı kullanacak ya. Yani ya Harvard diyecek ya Bologna diyecek %50 bir şansı var. Evet. Lütfen puanlamanızı ona göre yapmanızı istirham ediyorum. Lütfen siz de sorunun cevabını bilmiyorsanız doğru tahminde bulunmanızı istirham ediyorum. Sizin verebileceğiniz üzgünüm ki en düşük puan 8 olmakta. 9 ve 10 var. 8 olsun. 8'i vereceğiz. Evet. Zaten bilir muhtemelen. Bilir mi? Yani. Bence de bilir. Avrupa'ya hiç gitti mi? Gitti. Hangi şehirlere? Hollanda, Belçika. Hollanda'ya gitti. Belçika, Almanya. Sana. Kendisine sormuyorum. Kafası karışmasın diye mi? Evet, üçüne gitti. Siz de gittiniz mi? Hayır. Öyle mi? Maalesef. Niye öyle oldu? Ablanız giderken siz niye gitmediniz? Erasmus'la okul aracılığıyla gittim. Aa doğru, gideceğim. Hatırasında vardı o. Erasmus'la Hollanda'ya gittiğim sırada tramvayda biletimin bitmiş olduğunu fark etmediğimiz için bilet kontrol memuruna derdimi anlatmaya çalışmam ve bir türlü anlatamam. Ve sürekli ona o şokla titreyerek ben öğrenciyim okuyorum ben demiş. bu da enteresan bir hatıraymış. Gerçekten de
Bu arada yabancı diliniz var mı? Ya yani çok fazla. Almanca, İngilizce konusunda. Evet, çok kötü bir hatıra değil, tatlı bir hatıra olmuş. Evet, anlatabiliyorsun. Komik direkt bir hatıra oldu. Ben genelde dil sorunu yaşadığım için Avrupa'nın ülkelerini gezerken tamamen Türkçe konuşuyorum. Hiç bildiğim kelimeleri bile söylemiyorum. Beni anlamaya çalışsın diye. Niye öyle bir şey yapıyorsam? Ya direkt Türkçe konuşuyorum, o böyle şaşırıyor. Allah Allah, ne diyor bu adam diye. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Puanlamada 8 geldi. Şimdi bir tahminde bulunacaksınız muhtemelen. Bildiniz mi soru muydu? Yani tahminimce doğru olacağını düşünüyorum. Alalım umarım cevabınızı. Harvard. Maalesef Bologna Üniversitesi olacaktı. Eksi 8 oldu. Çok şanslısınız. Evet. Düşük puan diye hayıflanarak verdiğiniz 8. Hanesine ablanızın eksi 8 olarak yazılınca yine bakın durum ne oldu. Çok enteresan gidiyor yarışma. Fakat sizin sorunuz şu anda avantajınız da olabilir, dezavantajınız da. Elif Hanım 4, 6 ve 9'u bir kenarda saklamış zor ve dar günler için. Bakalım şimdi ne olacak. Gelsin yeni sorumuz. İsveç, İtalya. Hangisi Bologna Üniversitesi'nin bulunduğu ülkedir? Bence bilir. Ablası. Bence de bilir. Bilir. Zaten az önceki soruyla muadil olduğu için fark etmişsinizdir. Bu sorunun cevabı ya İsveç'tir ya İtalya'dır. Evet. İtalya mıdır, İsveç midir? Hangisidir? Acaba hangisidir? Acaba bilebilir mi? Ben bilebileceğim. Acaba siz kaç puan vermek istersiniz? Acaba ben 4 puan versem nasıl 4 olur? 4. Olur mu? Bence olur. Olsun bakalım 4 puan. Bilirseniz öne geçeceksiniz. Ve kanal tekrar haber verdi. Evet, alabilirim Şişe her an. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Alalım cevabınızı. Ben İsveç diye tahmin ediyorum. Yani isminden İtalya diyeceğinizde hiç şüphem yoktu. O adam. Yani ismi düşünürseniz sanki bir İtalya şehriymiş gibi, değil mi? Böyle bir sesleniş aslında var. Aslında ben de biraz ters diye. Ona da biraz İsveç ama diye geldi. Yani ben de bugün biraz garip düşünüyorum acaba. Belki biz garip düşünüyoruzdur. Evet. 1000 TL'yi kazanırsanız ne yapmayı düşünürsünüz? Ne yapmayı Luna Park'a gitmek ister misiniz? Şu an hiç eğlence gibi fikirlerim yok. Direkt hayatımın ilerisi için düşüncelerim var. Mesela? Yüksek lisans. Daha sonra biz şu an atama bizim için. Bu ödülle öyle büyük bir şey hayal etmeyeyim ben. Yok yok. Sadece onun öncesinde kendimize belli aktiviteler yaparız diye düşünüyorum. Kardeşiniz dahil olur mu aktiviteye? Olur. Yarışmadaki rakip olarak görmem dışarıda. Luna Park derken şunu demek istemiştim. Hatıranıza yazmışsınız ya. Zannedersem neydi onun adı? Kamikaze'ye binmişsiniz. İlk kez binecekmişsiniz. Evet. Ve demişler ki en heyecansız ve korkusuz yeri en ön sıradır demişler. Evet, beni kandırmışlardı arkadaşlarım. Kardeşiniz de var mıydı orada? Yoktu. İki de yokmuş. Ve en ön sıraya oturmuşsunuz ve çok pişman olmuşsunuz. Evet, çok pişman oldum. Tam o sırada bağırabildiniz mi? Bağırdım ama sesim çıkmadı. Çok hava kararmış mıydı? Hayır, aydınlıktı. Öyle mi? Onu yine sınayamamışsınız orada o zaman. Eksi 16 Elif Hanım, Merve Hanım eksi 20 puanda. Sadece aralarında 4 puan var. Ve 9-10 puan bir kenarda saklamış olan Merve Hanım'ımız ve 9 ve 6 puanı bir kenarda saklamış olan Elif Hanım'ımız var. Ve bakalım sonuç ne olacak merak eden bir rejimiz ve sonucumuz ve bizi dikkatle takip eden izleyenlerimiz var. Ne çok şeyimiz var, şükredecek değil mi? Gelsin bakalım yeni sorumuz. Çok ilginç. Atlas kemiği vücudumuzun hangi bölgesinde bulunur? Bence bilir. Bilemez. Emin misin? Evet. Son karar mı? Son karar. Bu başka bir yarışma şeyidir, repliğidir ya. Bence bilir sence. Bence bilemez. Biliyor musun? 10 verelim derim. Çünkü evet. Sisteme bırakmayalım. Son soruda çünkü puan seçme şansımız kalmıyor. Mecburen sistem veriyor. Evet. Ben de son sistem vereceği puan 10 kalınca üzülüyorum. Üzülen bir sunucuyu halkımız sevmez. Muhtemelen yarışmacılarımız, rejimiz de sevmez. Kanal yöneticilerimiz hiç sevmez diye düşünerekten onu kullanmanızı ve bizi üzmemenizi istirham ettim. Siz de evet dediniz. Ben de öyle düşünüyorum. Siz biliyor musunuz atlas kemiği? Tam emin değilim. Duydunuz mu? Evet. Duydunuz. Duydum. Çok ama tam olarak atlas kemiğini hayatımda ilk defa duyuyorum bu arada. Ben de.
Demek öyle mi siz de? Evet. Zaten 10 verdi, yapacak bir şey yok sizin için. Üzgün müyüz? Üzgün müsünüz? Yok, değiliz. Değiliz. Şansıma. İlk defa duymuş olmanızdan sevinen bir kardeşiniz var. Nasıl bir duygu? Yarışma olduğu için böyle. Yoksa evet, benim üzülmeme hoş sevinmez. Evet. Ama bugünden itibaren unutmayacağınız bir bilgi olacaktır muhtemelen. Atlas kemiği vücudumuzun hangi bölgesinde bulunur? Hazırsanız cevabınızı alabilir miyiz? Hazırım. Sırt ya da bel bölgesinde olduğunu. Hangisi? Sırt. Maalesef boyun olacakmış. Hiç bilmediğimiz bir yerden geldi. Allah atlas kemiklerimize zeval vermesin. Gerçekten önemlidir. Boyun çok önem arz eder biliyorsunuz vücutta. Bir şey daha öğrenmiş olduk sizlerin sayesinde. Benim için hiç zor olmadı ama sizin için bu öğrenme eksi 10 puan olduğu için biraz zorlu bir öğreniş oldu. Bakalım Merve Hanım bu soruyu doğru cevaplayabilecek mi? Merve Hanım için 9. soru gelsin. Uyluk kemiği hangi uzvumuzun bir parçasıdır sorusu kardeşinizin. Bilir mi? Bence bilir. Bilir. Çünkü bu bunu yani duymuş muydunuz? Evet, ben de biliyorum da genel olarak kullanılan bir şey. Siz az önce atlas kemiğini duydum demiştiniz. Duydum. Biliyor muydunuz boyun bölgesini? Hayır, boyunda olduğunu bilmiyordum. Ben bileceğini düşünüyorum ama şu anki yüz ifadelerinden de biliyormuş gibi durmuyor. Şimdi programın hem avantajı hem dezavantajı bu. Birbirini çok iyi tanıdığı için kardeşler. Mesela bilmediği bir şey biliyormuş gibi davranamıyor. Çünkü kardeşi çok iyi bildiği için onu yapma şimdi bunu bak. Bilmiyorsun işte falan gibi hemen anlayabiliyor. Ama bazen bildiklerimiz de yanlış çıkıyor. Ben o şöyle baktığımda biliyormuş bir edası var. Ama ablası daha iyi bilir tabii. Bilmeyeceğini düşünüyorum. Bilemez diyorsun. Evet. Peki o zaman 9 var. 6 var. Ben 9 diyorum. 9. Yalnız bu soruyu bilirse kutlamaya başlayabilir. Kutlusun. Hazır mısınız? Hazır. Düşünme zamanı ister misiniz? Aslında isteyebilirim de. Hazırım. Kardeşiniz olaylar karşısında çok sivri dilliymiş. Olaylar evet, karşısında sivri dilli olmayı pek anlayamadım ben. Aslında şu an program olduğu için belli etmiyor ama onun dışında tepki verecek zaman özellikle samimiyeti olan insanlar için de lafını esirgemez yani. Evet, lafını hiç esirgemez. Ama şöyle bir farklı tarafı var. Demiş ki bu özelliğimin düzelmesini isterdim demiş. Aslında yani bunun olumsuz bir şey olduğunu ve bu olumsuz özelliğimin değişmesini isterdim demiş. Doğrudur. Sizin en çok sevdiğiniz özelliğiniz de kardeşinizin nazarında girişken olmanızmış. Yani ben muydunuz? Ona olaylara göre, ona göre daha girişken kalıyorum. O biraz daha çekingen davranıyor. Ama ben de onun gibi sivri dilli değilim mesela. Öyle mi? Ama zordur hakikaten sivri dilli diye adlandırdığımız deyimsel olarak işte kitabın ortasından konuşma diye zaman zaman söylediğimiz o deyimde o lafları duyma muhatabiyeti zor bir andır yani. Şimdi mesela çok ilginç bir muhabbet anında birisi size sivri diliyle söylemiş olduğu bir cümle çok fazla kırılmanıza sebebiyet verebilir. Ha bazen şöyle dillendirilir bu. Ben kardeşim kitabın ortasından konuşmayı seven bir adamım. Doğrucu Davut'um ben. Zaman zaman kalp kırmaya sebebiyet veriyorsa o kitabın ortasından konuşma ne derece doğru açıkçası bilemiyorum. Takdirinize bırakıyoruz. Bakalım Merve Hanım 9 puan alabilecek mi? Bayağı bir zaman tanıdık biz sizi. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabınızı. Zaman tanıdınız ama ben cidden hatırlamıyorum bu son cevabını. Aslında çok bildiğim şey. Günlük yaşamda çok fazla kullanıyoruz. Evet, buna siz bacak demiş olsaydınız. Evet. Ablanızdan evet, size artı 9 muhteşem bir puan olurdu. Evet. Ve yarışmayı koparırdınız gibi geliyor. Ama bir bakmak istiyorum ben puan tablosuna. Şu anda çok kritik bir noktadayız. Eğer rejimiz gösterir. Evet. Elif Hanım eksi 26, Merve Hanım eksi 29'da. Bu durumda sıfıra daha yakın olan Elif Hanım önde götürüyor yarışmayı. Fakat son sorular kimin kazanıp kimin kaybedeceğinin belli olduğu, yarışmanın önceden kopmadığı bir yarışma oldu bu. Oldukça dengeli gitti bence. Evet, kardeş olarak çok uyumlu gittik. Çok uyumlu gittik.
Eğer bu soruyu Merve Hanım doğru cevaplarsa, Elif Hanım yanlış cevaplarsa Merve Hanım kazanacak. Tam tersi de Elif Hanım için geçerli. O açıdan lütfen son sorularınıza dikkatle bakın. Çünkü sadece bence bilir, sence tahminini kullanacağız. Sistem Elif Hanım'ın elindeki 6 puanı otomatik verirken Merve Hanım'ın elinde kalan 9 puanı da otomatik verecek. Yani bu soru ablanız için 9 puanlık bir soru. Bakalım neymiş? Gelsin. Truva Antik Kenti hangi elimizdedir? Bence bilir. Bence de bilir. Gitti mi oraya ablan? İpucu mu olmasın bu acaba? Siz gitmedi. Gittiniz mi diye soruyorum. Gitmedi diye. Güzel, gitmiş olsaydı gittiğim illeri düşüneyim falan diyebilirdi. Evet. Ben de onu niye sormuşsam, ipucu olabilir sonucu. Bence 9 vermelisiniz buna. Zaten en mahkum. Güzel. Evet. Bilir gibi bakar bir hali var. Bunu da bileyim de yarışmayı kazanayım artık. Son soruda yani gerilmeyeyim gibi bir hali var. Sanki durumda ona o şehre gitmiş gibi de bir hali. Şu an ben de onu düşünüyorum aslında ama bilemiyorum. Bence gitmiş. Sence? Kendisi karar versin. Kardeşiniz kesinlikle bu sorunun cevabını biliyor. Sizin oraya gidip gitmediğinizi de çok iyi biliyor bence. Hazır ben mısınız? Ya ben yanlış biliyorum. Ya da o gittiğimi hatırlamıyor. Hazır mısınız? Hazırım. Cevabınızı alalım. Çanakkale. Doğru cevap. Gitmiş mi yani? Gitti. Nasıl oldu şimdi? Dediniz ki ya o doğru. Yani ben çok yanlış biliyorum ya da o gittiğimi hatırlamıyor. Ben doğru hatırladığıma göre oraya o benim gittiğimi hatırlamıyor. Evet, ben hatırlıyorum. Biz birlikte ama gittik de ben hani ipucu vermediğim için. Onun için ipucu vermediğim için o çok özenle seçilmiş stratejiyi uyguladı kendisi ama olmadı. Evet. Yani bilmeyeceğim. Yani zaten artık şu anda Merve Hanım bu soruyu bilmeniz bir şey ifade etmiyor. Çok bir şey değiştirmeyecek. Zaten evet. Sizin de yarışmayı kazanmak gibi büyük bir hayaliniz ve isteğiniz evet. Ve arzunuz yokmuş. Bu açıdan üzülmeyiniz. Evet. Gelsin son soru. Yine de biliniz lütfen. Efes Antik Kenti hangi ilimizdedir? Bence bilir. Gitti mi oraya? Yok, gitmedi. Gitmediğin şehirleri gitmedi. Bir düşün. Toplam 80 adet aşırı falan. Aşırı çok. Bir defa Nevşehir'e ve Ankara'ya gittiğinize göre bir şey de kalmamış. 79 kaldı. Çok az. Ege bölgesinde muhtemelen çıkacağı için de şehrin adedi iyice azalmakta. Bence bilir ablası. Bence de bilir. 6 mı versek ne yapsak? Artık başka şansımız altı kalmadı. 6'yı hak etti bence. Gönül isterdi ki 35 puan verelim ama öyle bir şeyimiz yok. 1 ile 10 arasında verebiliyorsunuz ancak. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabınızı. İzmir. Doğru cevap İzmir. Tebrik ediyoruz. Ama tabii İzmir'i bilmiş olması, 6 puan almış olması yarışmanın sonucunu değiştirmedi. Ve o sonuç şöyle bir sonuç. Elif Hanım -17, Merve Hanım -23 ile yarışmamızı bitirdiler. Sizlerin gönlünü kazandılar. Efendim çok memnun olduk sizinle tanıştığımız için. Biz de memnun olduk. Ne güzel bir kardeşliğiniz var. Daha da birbirine bağlı, daha da birbirini seven, daha da muhabbeti bol ve öylece hayatınızda güzel zamanlar yaşayacağınız anlar olsun temennisi ve duasıyla sizlere tamam. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. 1000 TL kazanmış olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak, 1000 TL kazanamadığınızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Umarım bu çok değil ama bu az ödülümüzü birlikte güzel ve muhabbetle tasarruf bence etmenizi dileriz. Efendim bir programımızın, bir yarışmamızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın.